Tarih, harita ve atlas demektir. Tarih, hatır yani hatır olarak da yazılabilir. Tarih size anlatıldığı gibi değil ve tümüyle yalandır. Tarih kelimesinden harita ve hatır çıkar. Haritaya o yüzden atlas diyorsunuz. Atlas kemiği bulutların içindeki elektronlar ile size tarihinizi hatırlatma yapıyor. Yakında süreci akledenler ruhsal amplifiye olacak ve her şeyi hatırlayacaksınız. Sümer, Asur ve Babil hepsi yalandır ve simülasyon kodlamasıdır. O yüzden çığ yani buzulların erimesi soyadını simülasyon en ünlü Sümer tarihçisine vermiştir. Ateş buz duvarını eritiyor günden güne. Her yer yanacak. Vakit varken ateşte dolmalısınız. Rahmi Ergün. Tarihin gizemli şifreleri ve oluşumun sırları. Tarih kelimesinin derinliklerine indiğimizde, harita ve hatır anagramları bize ışık tutarcasına beliriyor. Harita, atlas olarak anılmasına şaşmamak gerek, çünkü bu kelime tarihin devasa bir atlası gibi bize yol haritaları sunar. Atlas kelimesi sadece bir kitap ya da bir dünya haritası değil. Aynı zamanda insanoğlunun boynunun en üstünde yer alan atlas kemiğine kadar uzanır. Bu kemik tam anlamıyla bilincimizin evrene açılan kapısı gibi işlev görür ve bulutların içindeki elektronlarla bezenmiş geçmişimizin sırlarını fısıldar durur. Videoya devam etmeden önce önemli bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Ruhun hatırladıkça tüm sistem, bu dünya simülasyonu parçalanıyor ve matriks çöküyor. Yöneticiler ise sistemin devam etmesini istiyorlar çünkü onlar sistemin devam ettirilmesiyle görevliler. Ve sana gerçekleri hatırlatmayalım diye bizi engelliyorlar. Ruhun gerçekleri hatırlamasın diye de bizleri olabildiğince kısıtlıyor. Kimi zaman da sayfalarımızı banlıyorlar. Sistem ise hatırlaman için her yere kodlar koymuş. Biz bu kodları sana karşılıksız veriyoruz. Bizim de görevimiz bu. Bu bir sınav, bir oyun, bir tür maç. Gerçekleri hatırlatmaya devam edebilmemiz, oyunu birlikte kazanabilmemiz için senden de içeriklerimizle her türlü etkileşime girmeni, videoları tekrar tekrar izleyip özümsemeni rica ediyoruz. Çünkü ruhlar birbirine bağlı ve hatırlayanlar çoğaldıkça bizim de bilgimiz artıyor. Bu yüzden paylaşımların, beğenmelerin, takiplerin ve yorumların Gerçekleri hatırlatmaya devam edebilmemiz ve kısıtlamaları aşabilmemiz için çok çok kıymetli. Ne olursan ol gel, bir olalım, iri olalım, diri olalım ve bu rüyadan tanrı olarak uyanalım. Bu kemik, tam anlamıyla bilincimizin evrene açılan kapısı gibi işlev görür ve bulutların içindeki elektronlarla bezenmiş geçmişimizin sırlarını fısıldar durur. Bir gün bu atlas kemiği sayesinde gerçek tarihi hatırlayacaksınız. Sanki unuttuğunuz bir rüyayı yeniden yaşar gibi. Ruhun yükselişi bir ateşin alevleriyle vücut bulur ve bu alevler epifiz bezinin etrafındaki buz devrini eritir. Tarihin bu saklı köşeleri Sümer, Asur ve Babil'in kod çözme simülasyonu olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Her biri gerçekliği örtbas eden birer simülasyon kodu. Bu kodlar bizi toplumun inşa ettiği karanlık gardiyanlar gibi sarar. Ancak gerçekliği tepeden görmeye cesaret edersek bu zincirlerin çözülmesi an meselesi olur. Simülasyon Çığ adı verilen ve buzulların erimesini simgeleyen ismiyle, anahtarını Sümer'in meşhur tarihçilerine teslim etmiştir. Yücelen ruh ateşi, dünya üzerinde her dönemde kendini göstermiş ve insanlığın üzerinde dolaşan karanlığı aralamıştır. Buz duvarı, eriyen bir örtü gibi gün gün çözülmeye başlıyor. Açılan kapı, tarihin gerçek nesirini an beyan gözümüzün önüne sermeye hazır. Zaman daralıyor ve bu süre zarfında, Sahte perdelerin arkasındaki gerçekleri görmeye hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü her şey yakında ortaya çıkacak. Ateşin elleri gerçekliğinizin ve hakikatin bilgisini size sunmak üzere. Kendinizi bilgelik ateşiyle donatmadıkça bu uyanış sizi hazırlıksız yakalayabilir. Artık tanınmaya muhtaç gerçeklerle dolmanızın ve kendi tarihinizi kendinize anlatmanızın vakti geldi. Tarihi yazanlar kendi hikayelerini yazmışlardır. Şimdi ise sizin kendi hikayenizi tekrar anımsama zamanınız geldi. Şöhreti sarsılmaz, Sümer ve Babil destanlarını sorgulamanız ve gerçek tarihin hakkını vermeye başlamanız gerekiyor. Her filozof, her şair ve her bilge gerçeğin içimizdeki ateşten başka bir şey olmadığını biliyor. Bu ateş, göklerdeki yıldızlar kadar gerçek ve onların ışığı gibi vazgeçilmez. Dolayısıyla bu eşsiz ateşle dolarak Hakikati bulmalı ve tarihin size sunduğu kılıçtan daha keskin, daha aydınlatıcı olanı aramalısınız. Geçmişin tozlu raflarında saklı kalanlarla yüzleşmek cesaret ister ve şimdi bu cesaretin tam zamanı. Bulutlar, rüzgarların şarkısıyla kendi sırlarını anlatıyorlar ve gözlerimizi ufka dikmeden bu sırları çözemeyiz. Ancak uyandığımızda ve ruhumuzun alevi kalbimizi sardığında, gerçek tarih kendi sınırlarını aşıp kapılarımızı çalacak. Geçmiş ile geleceğin köprüsünde duruyoruz. Yeni bir dünyaya, hakikatin dünyasına adım atmak için içsel haritamızla birlikte. Dolayısıyla, tarihin gerçek yönlerine dair bu yeniliğe hazır olmalısınız.